Değerli dostlar, Delegeter'le günlerindeki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi Korhan Yüzbaşıoğlu Bey ile beraberiz. Teknokurgu'da biliyorsunuz yine biz domates fuarında da bir çekim yapmıştık. Her zaman neyi söylüyoruz? Tarımda artık teknoloji işin içine girdi. Teknoloji olmadan bu iş olmaz. Korhan Bey, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tekrar tanıyalım. Artı çiftçimize teknoloji olarak işini kolaylaştıracak hangi hizmetleri sunuyor Teknokurgu, sizden almak isteriz? Tabii ki hızlıca. Teşekkürler bu arada bu yayın içinde. Korhan Yüzbaşıoğlu ben. Yaklaşık bir 15 yıllık beyaz yakalı çalıştıktan sonra dedim kendi işimi yapacağım ve Teknokurgu'yu kurdum. İnsansız hava araçlarıyla iş geliştirme üzerine başladık. O konuyla ilgili çalışmalar da paralelde devam ediyor. Ama drone deyince de ilaçlama droneları akla gelmesin. Onlarla ilgili şu an faaliyette değiliz. Ama droneların tarımda çok kullanılmasından ötürü biz de tarıma yönelmeye başladık ve burada tarım teknolojileri geliştirme üzerine biz ilerledik ve orada da şunu gördük, tarım teknolojisi dediğimizde çok pahalı bazı ürünler ortaya çıkıyor. Çiftçi ulaşamıyor. İşte izobas denen bir kavram var ama izobas denen kavramın ne olduğu belli değil. Türkiye'de de özellikle çok büyük bir bilgi karışıklığı var ki dünyada da var. Öyle olunca biz şunu fark ettik, biz mevcut Türk tarımı koşulları ve Türk çiftçisinin elindeki ekipman parkı ve teçhizatlara uygun ara çözümler, giydirilebilen, yani onu akıllandıracak çözümler üzerine yoğunlaşmaya başladık. O kapsamda işte bir manuel dümenleme sistemi geliştirdik. O şu an bir süredir faaliyette. Onun üzerine şimdi hatta onun Ar-Ge'si ile ilgili yaptığımız bir adım vardı, onu test ediyoruz bugün. Daha hassas konumlama hale getirip otomatik dümenleme üzerine ekleme, seneye bir aksilik olmazsa ürün olarak ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bununla paralel olarak bizim bütün bu sistemlerimizi daha birlikte kullanılarak anlamlandıran bir değişken oranlı uygulama sistemimiz var. Onu ithal ediyoruz ama orada bir partnerlik de yapıyoruz. Yani biraz işin içinde torbada bir miktar tuzumuz da var. O da bitkinin canlı olarak azot ihtiyacını analiz ediyor tarlada traktör ilerlerken o an ve ona göre sizin uygulamak istediğiniz dozu bitkinin ihtiyacına göre dağıtıyor. İşte bu şekilde hem bir ciddi oranda %10-15 civarı tasarruf sağlamış oluyor gübrede hem de %8-12 arasında bir verim artışı sağlamış oluyor. Ağırlıklı olarak bizim yaptığımız bu konularda çalışmalar, dronlarla biz bitki sağlığı, azot ihtiyacı, stres seviyeleriyle alakalı analizler yaptık. 2017'de başladık bu çalışmalara. Hastalıkların tespiti ve zarar olan tespitiyle ilgili. Aynen, ürün sayımı gibi. Evet. Yani 2016 gibi 16-17 ağırlıklı başladık. O konuda da bayağı çalışmalar yaptık. Büyük firmalara danışmanlık da verdik. Yani orada da ciddi bir bilgi birikimimiz var ama biz orada biraz daha yazılım tarafında ve donanım geliştirme tarafında ilerliyoruz. Biraz daha sessiz ilerliyoruz. Ama yakında biraz daha bağıracağımız konular ortaya çıkacak. Genel olarak tarım teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Evet. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Son ilave edeceğiniz bir şey varsa almak isteriz. Valla yağmurdan dolayı olabilir. Şey oldu ama yağmur geçti. Fuar çok güzel. Katılım çok güzel bu sene. Gördüğüm kadarıyla firmalar bazında. O yüzden herkesi fuara bekliyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, cumartesiye kadar tarla günleri devam edecek. Gerçekten burada çok kıymetli firmalarımız var. Teknoloji olsun, gübre olsun, besleme grubu, koruma grubu, makine grubu. Dolayısıyla bu bölgedeki çiftçilerimizi biz de davet ediyoruz. Teknokurgu da farklı çözümler sunan bir firmamız. Geldiğiniz zaman burada Korhan Bey size hem çay ikram eder hem de istediğiniz bilgileri iletir diyoruz. Yayınlarımıza devam ediyoruz.